Sesli köşelerde Nedim Hazar'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan "Dilediğinizi Yapın" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hayat simetriler bütünü, her şey çift ve zıddıyla kaim. Soğukla sıcağın kıymeti ya da aksi, siyahla beyazın idraki, geceyle gündüzün aydınlığı fark edilir ancak. Şairin oluk metaforuyla betimlediği bu dualite insan için de geçerli. Galiba dünya hayatı biraz da şunun için var. İnsan nankör mü, yoksa şükreden bir varlık mı ortaya çıksın diye. Şükür, basit, öylesine üstün körü değinilip etrafından dolaşılabilecek bir kavram değil. Çünkü müteselsil mecburiyetleri ihtiva ediyor. Öncesi ve sonrası var yani. Bahşedilenler kadar sakındırılanlar, engellenenler için de teşekkür etmek imanın gereği. Defi beladan şükür, verilen nimetlere şükür. Şüphesiz her şükrün bir disiplini var. Öylesine ve gelişi güzel şükür olmuyor. Nimetin sahibi yolladığı fihriste ayrıntılarıyla anlatıyor bu disiplini. Şükretmek, bahşedilen her nimet adına, sadece sözde değil, lisan-ı hal ile, ibadetle talep edileni yerine getirerek. Şükür ancak talep edilen formda eda edilince anlamlı olur. Yoksa geriye nankörlükten başka bir şey kalmaz. İşte bu disiplini umursamayan, unutan ve reddedenler için mukaddes kitap nankörler diyor. Mevzu Dehr, İnsan suresinde geçiyor. Bu sure, elbette tüm sureler öyledir, muazzam bir şey. İki cümlede evrenin ve insanın inşa özetini geçiyor ve bir anda meseleyi final noktasına taşıyor. Üç ayette dünyaya dair en önemli meseleyi bitiriyor Dehr suresi. Dehrin kelime manası enteresan. Tüm alemin varoluşunun başlangıcından son bulmasına kadar bütün sure, yani zamanın tamamı demek. İnsanın yaratılışına kadar uzanıp yaratılış özeti ve işitme, görme, hissetme gibi teçhizatlarla tezyin edildiğini ifade ettikten sonra durduğu yer şurası, ona yolu da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankör olur. Önce mekanı, ardından ortamı, akabinde insanı yaratıp gerekli his ve uzuvlarla teçhiz ettikten sonra bununla yetinmeyip ona doğru yolu gösterip ahirinde tercihi yine insana bırakmak. Allahu Azimüşşan'ın büyüklüğüne yakışır bir yaklaşım. İnsanın tercihlerinde özgür bırakıldığı pek çok ayet ve hadisle sabit. Sadece insani olandan kolay kolay sapmasın diye bir takım fıtri eşikler eklemlenmiş. Söz gelimi Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utanmıyorsan dilediğini yap. Keza Kur'an-ı Kerim, dilediğinizi yapın. Fussulet 41-40. Ve insan buna karşılık ne yapıyor? Aslında cevabı yine Kur'an-ı Mübin veriyor. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Araf 10. Sizin şükrünüz ne de az. Mülk 23. Esasen mesele şeytanın pazarlık bahsinde son derece sarih şekilde beyan edilir. Şeytan kendi erdemlerini anlatırken insana dair mücadele yöntemlerinden bahseder ve şu son tahlili yapar. Sen onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın. Araf 17. Şükürsüzlük insanlığın en sinsi hastalığı. Belki de asrın en ağır marazı, ülkemizde ve dünyada yaşanan sıkıntıların hemen hepsinin temelinde yatan kavram şükürsüzlük, yani nankörlük. İnsan nankörlüğün nispetinde şeytanlaşıyor zira. Malum, şeytanı cennetten kovduran doğrudan küfrü değil, nankörlüğün getirdiği kibirdi. Şu ayet ürperticidir. Şimdi söyleyin bakalım, cehenneme atılmak mı iyidir yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? Dilediğinizi yapın çünkü o bütün yaptıklarınızı görmektedir. Fussilet 40. Dilediğinizi yapın buyuruyor Cenab-ı Allah. Mesele, yaptıklarınızın neticesine katlanacağınız güne olan inancınızın sağlam olup olmaması diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde.